Şimdi bir de şöyle diyelim. Üsame Peygamber Efendimiz'e hizmet eden bir arkadaş şey. Peygamber Efendimiz'in evlatlığı Zeyd'in oğlu. Şimdi Üsame daha çocuk. Üsame'nin anası kim biliyor musun? Ümmü Eymen. Peygamberimiz Ümmü Eymen de Peygamberimizin cariyesi vardı. Ümmü Eymen ile Zeyd İbni Zeyd'i överdi. Anlatıyor muyum? Yani Zeyd'i överdi. Zeyd'i överince bundan bir çocuk dünyaya geldi. Onun adı nedir? Üsame'dir. Üsame de daha çocuk. Tabii çocuk olduğu için seviyor ama hem evlatlığı yani Zeyd'in oğlu hem de Üsame anneliğinin de çocuk olduğundan seviyor. Burnunda biraz hımık akmış. Hazreti Ayşe'ye diyor ki şunun burnunu bir temizle diyor. O da yani böyle temizlemeye yanaşmıyor. Bakıyor yani. Ben temizlemem de demiyorum ama Efendimiz ağzını yüzünü temizliyor. Maşallah, tebarekallah, Allah ne güzel yaratmış diye bir de öpüyor. Şimdi Hazreti Ayşe böyle işte öğrendi şimdi ondan. Yani bir insanın ilkin şeyliği eksik giderilir, arkasından da ne yapılır? İkram edilir. Hazreti Ayşe öyle yapamadı bak. Evet. Şimdi diyor ki yarın ahirette bana en yakın o. Herkes Allah'ın peygamberine yakın olmak için çalışacak. Bak 24 saat dua ediyorlar adamlar. Ya Rabbi ahirette bizi peygambere komşu ile. Dünyada mesela onunla konuşamadık. Ahirette komşu ile de hiç ona bakalım duralım. Komşu ile böyle diyorlar. Efendimiz diyor ki yarın ahirette bana en yakın olanlar yani benle oturup kalkanlar ahlakı güzel olanlardır. Ahlakı güzel olanları Allah-u Teala seçecek. Benim de ahlakım güzel olduğu için bunlar senin arkadaşın diye benim yanıma getirecek. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Ahlakınızı güzelleştirmeye çalışın. Bir adam ahlakını güzelleştirmek için biraz zorlayacak kendisini. Nefsi salıverir değil mi? Yapmaz. Biraz zorlarsın ne yapar? Alışır. Ben bu günahı işlemeyeceğim dersin. İlkin öldüm zannederler. Öldüm bir şey olmaz. Mesela televizyona bakmayacaksın dersin. Bakmayabilirsin. Bir daha bakmayacaksın. Neden? Ben o avın olmuş gibi beni baktırıp duruyor. Yani ben işim gücüm yok da oraya bakmak mecburiyetine değil. Bakmayacağım. Ben bak. Sen bakmayınca Allah-u Teala onu sen de bakmışsın. İyi yaratmış. Anladın mı? İlkin senden gelecek. Yani bir insan ahlakını düzeltmek için ne yapacakmış? Düzeltecek. Bak şimdi ben çok kızak bir adamım. Ama 70 senedir aklımı kızmaya kullanıyorum. Niye kullanıyormuşum? Aklı vermişler. Aklımı kızmamaya. Ne kadar kızmazsan benden o kadar hikmet sudur ediyor. Hikmet ne? Anlatacağı şeyleri öyle anlatıyor ki hiç bu kitapta yazmayan şeyleri bulup çıkarıyorum ben şimdilik sana. Sen 100 sene uğraşsan onları bulup çıkaramazsın. Neden? Allah-u Teala işte bir insana akıl verince akıl çalışmaya başladığı zaman hikmetler bir arkasına inci gibi dizelenir. Karşıdaki adam söylenen şeyi çok güzel anlar hem de rahat eder. İşte bu aklın meyvesidir. Aklın meyvesi hikmettir. Hikmet de her şeyi yerli yerince, aklın icabı yerli yerince koymaktır. Şimdi bana bak diyor Peygamber Efendim. İbni Abbas'tan rivayet ediliyor. Bir insanda üç şey olmazsa, bir insanda üç şey olmazsa onun amellerine itibar etmeyin. Hayva. Vallahi yandık o zaman. O zaman Efendimiz diyor ki üç şeyden biri de olmazsa o zaman itibar etmeyin. Üç olmaz. Yani üçünden biri varsa biraz itibar edersiniz. Ama üç de varsa tam adamdır.
Neymiş onlar? Kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayan hiçbir kimsenin ameline kıymet vermeyiz. Tekrar ediyorum bak. Kendisinde şu üç haslet, üç şey veya bunlardan biri bulunmayan, hiçbiri bulunmayan kimsenin ameline hiçbir kıymet vermeyin. Amelin kıymeti yok. Mesela şimdi şöyle, amelin kıymeti yok deyince bunlar evvel ne dediydik? Ya Resulallah, bir komşumuz var, kadın, maşallah, akşama kadar oruç tutar, ne kadar ibadet eder. Yalnız bütün komşulara sataşır, hepsinin birer eksiğini çıkarır, hepsiyle uğraşmaz. Efendimiz dedi ki, o kadın cehennemliktir. Onun namazı, orucu onu cehennemden kurtaramaz. Asıl onun namazı, onun orucu, herkes ile güzel geçimi yapsaydı, orucunun ve namazının faydası meydana çıkmış olacak. Demek ki hiç faydası olmamış, onun için o amel onu kurtarmaz. Cehennemlik adama bakmak istiyorsanız ona bakın dedi. Bak şimdi ahlaksız günü, herkesi konuşup, herkesi eziyet, yani herkes ile dövüşüp, kavga edip, herkes ile sataşması, dövüşmesi güzel ahlak değildir. Güzel ahlak, herkese uyuşmaktır. Uyuşamayacağı susacak. Mesela şimdi güzel ahlak neymiş? Yani ben isyan edeceğim zaman kendini alakoyacak takva. Mesela ben bir günah işleyeceğim. Eğer benim işleyeceğim günah Allah korkusu engel oluyorsa, mesela açtım. Orada bir kadın çıktı. Gayet güzel. Baksan bakabilirsin. Bu olsun eksik olsun diye orayı ne yaptım? Kapattım. Halbuki ise işte şimdi senden ne çıktı? O kadına bakmamak için takvan engel oldu. Allah korkusu engel oldu. Ya, yarın bir de hesabında bunu yapmasın. Filan avrada da baktı mıydı? Çıkmasın. Tamam mı? Ah. Bu demek ki isyandan alakoyacak bir korku varsa iyi. Bu adam iyidir. Kötüye karşı susması için bir hilmi varsa, mesela bir adam kötü, ver yansın diyor. Sen ne yapacaksın? Onun, artık onun kötülüğünü durdurmanın imkanı yok. Onu yumuşaklıkla karşı vereceksin. Bitecek yani. Gürlemesi ne yapacak? Bitecek. Hissesini çıkamayacak. Yani başkasının kızmasına karşı sende bir hilim varsa en güzel ahlaka sahipsin gibi. Hilim. Başkası kızdı. Sen suçlu. Zaten 10 dakika sonra, 5 dakika sonra kusura bakma kardeşim ben fazla ileri gittim diye o adam zaten söyleyecektir ama sana hayran olacaktır. Anladın mı? İşte demek ki ilkin isyandan kendisini koruyacak takva, kötüye karşı susmasını bilecek ilim. Susmak. Üçüncü de insanlarla geçim sağlayacak güzel huy. Bak, insanlarla geçim sağlayacak güzel huyu yoksa, kötüye karşı susmak için hilim yoksa, İslam'dan kendisini koruyacak takva yoksa, bu adamın ameline hiç itibar etmeyin. Yani namaz kılıyor, oruç tutuyor, hayır ediyor, zekat veriyor falan. Ha, demek ki namazı, orucu, hayrı, zekatı, iyiliği, takvayı elde ettiyse, Allah korkusuyla günaha koşuladıysa, bir kötü adamın o kadar kızmasına karşı sustu, sesini çıkarmadı kötüye karşı, hilimle muamele etti. Veyahut insanlarla geçinmek için gayret sarf etti. Onu da hatırlayın basın, onu da dediği olsun. Dedi ama dinine zarar vermeyecek şekilde yapacak. Yani dinine zarar verecek şekilde başkasına iyilik olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem geçen gün dedim ki, bak Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem geçen gün dedim ki, ibadetlerin kabul edileceği bir zaman vardır. Kamet ezer okunuyor ki, kamet ediliyor ki ibadetler kabul edilir. Mesela ezan okunuyor, sen içinden Allah'tan ne istersen Allah-u Teala verir. Kamet ediliyor, bak şimdi bak. Ezan okunuyor, ezan okuyor ki Allah'tan ne istersen Allah sana verir.
kamet ediliyor, ne istersen verir. Onun için Peygamber Efendimiz arka tarafta kamet edilirken şöyle diyormuş bak. Allahümme ehdini ile ahsen ila la yehdi ile ahsen ya illa ente. Vasıfani seyyiye la yasıfani seyyiye illa ente. Ya Rabbi beni güzel ahlaka ilet. Güzel ahlakı ancak sen iletirsin. Güzel ahlakı ancak sen verirsin. Kötü ahlaktan beni koru. Kötü ahlaktan kendisini senden başka kimse ne yapamaz? Koruyamaz diye kamet ediyor ki bunu istiyormuş devamlı Peygamber. Ne diyormuş bak. Allahümme ehdini ile ahsen ila ahlakı. Ya Rabbi en güzel ahlaka yolunu göster. Yani aklıma getir. Bu şöyle yap diye güzel ahlakı aklıma getir. Devamlı. Velayeti diye aksana ya böyle akla güzel akla güzel akla ahlakları akla getirecek yaptıracak sensin. Akları da getirecek sensin, yaptıracak da sensin. Ya Rabbi kötü ahlaktan beni koru, bana kötü ahlakı yaptırtma. Kötü ahlaktan da ben kendimi koruyamam. Benim nefsim benimle düştü mü hapı yuttum ben. Ondan da kötü ahlaktan da beni koru diyor bak. Demek ki Peygamber Efendimiz Allah'ın bana güzel ahlak ihsan ile zira senden başka kimse güzel ahlak ihsan edemez. Allah'ım beni kötü huylardan koru, uzaklaştır. Evet,